Büyük adam neyle olur büyük adam? Profesör olunca mı büyük adam? Milletvekili olunca mı büyük adam olur? Bakan olunca mı büyük adam olur? Başvekil olunca mı büyük adam olur? Cumhurbaşkanı olunca mı büyük adam olur? Hangi ayette hadiste var? Kral olunca büyük olur, paşa olunca büyük olur, ağa olunca büyük olur. Hangi ayette hadiste var? Ama ne var? Men alime ve amile ve alleme yud'azîmen fî melekûtis semâ. Her kim ilim tahsil eder, şeriat ilimleri, tefsir, hadis, fıkıh, akaid, tasavvuf, bunları tahsil eder. Sonra ilmiyle amel eder, yani öğrendiklerini amel eder, emirleri tutar, yasaklardan kaçar, sünnet seniye ittiba eder. Ama yetmedi daha büyük adam olma. Ve alleme, öğretirse, tedrisat yapacak, ders okutacak, talebe okutacak, vaaz yapacak, sohbet yapacak, kitap yazacak, neyse. Öğretmenin yolları var. Böyle yaparsa ne olur o zaman? فَذَٰلِكَ يُدْعَى عَظ۪يمًا ف۪ي مَلَكُوتِ السَّمَاءِ. Bu çok kaynaklarda görülmem. Göklerin melekutunda. Mülk var, melekut var. Mülk görünen alemler, melekut manevi tarafa. Manevi tarafı derken görünmeyen demek değil. Biz kayba iman ediyoruz. Görmediklerimize de iman ediyoruz. Ama göklerin, mesela gökleri görsek bile şimdi, göğü sema görsen bile, efendim, hadi ki bir vasıtayla çıksan bile melekleri görebilir misin? Göremezsin. Halbuki ne kadar melek var? وَمَا عَلَمْ جُنُودَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ. Rabbin ordularını kendisinden başka kimse bilemez buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gökte bir karış boş yer yok. فَمَا مِنْهَا مَوْضُعُ شِبْرٍ اِلَّا وَفِيهَا مَلَكٌ قَائِمٌ اَوْ رَاكِعٌ اَوْ سَاجِدٌ. Karış şu kadar. Zaten melekler bizim gibi kesik varlıklar değil. Yani böyle metrekare kaplamıyorlar. Bir melek mutlaka her karışta bulunuyor. O melek ne yapıyor? Ya namazın kıyamındadır, ya rükûdadır, ya secdededir. Ta kıyamet kopana kadar bir melek rükûda durabiliyor. Uykusu gelmez, eklemleri ağrımaz, romatizması olmaz. Efendim yok, nem vardı bilmem neydi, hasta oldu, bu melek mentübe oldu diye bir şey yok. Melek mentübe olmaz. Melekler ölmezler şey kadar. Birinci sure üfürülene kadar da hepsi yaşıyorlar. Onun için meleklerin kimi kıyamdadır, kimi rükûdadır, kimi secdededir. Bizim namazda işte Allah Teala bütün meleklerin ibadetinden cem etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi onları gördü, hayran kaldı. Her karışta melek. Ya Rabbi benim ümmetime de böyle ameller nasip eyle deyince Allah Teala bir namaz farz etti bize. O namazda kıyam da var, rükû de var, secde de var. İşte 50 vakit farz etti. Sonra o 5 vakte indirildi onu. Buhari Müslüm hadisinde şey biliyorsunuz, Musa Aleyhisselam'ın da şefaatiyle. Ve ne buyurdu Mevla Teala? 5 vakti kim kılarsa 50 vakti sevabını vereceğim. Ve göklerde ve yerlerde bana ibadet eden, kıyam, rükû, secde yapan bütün meleklerin sevabını onda cem edeceğim. 5 vakti kılan, erkekseler cemaatle kılan, dağı taşı, göğü yeri sevap doldurmuş olur. 5 vakti terk eden veya bir vakti bile terk eden yeri göğü ateş doldurmuş olur. Namaz böyle bir şey. Kim ilim tahsil eder, şeriat ilimleri amel eder, kendi tatbik eder ve alleme öğretirse فَزَٰلْكَ يُدْعَى عَظِيمًا ف۪ي مَلَكُوتِ السَّمَاءِ. Göklerin melekûtü görünen tarafı, görünmeyen tarafında melekler, bütün o melekler onun hakkında azim, Allah indinde bu adam büyük adam derler. Ama hiçbir hadis yok ki cumhurbaşkanı olursan büyük adam derler sana. Profesör olursan, zengin olursan, katır trilyar doların olursan, bilmem neysen, güreşte bilmem kimi yersen, kaç madalya takarsan, çok yakışıklı olursan. Böyle bir şey yok. İlim, amel, talim-u tedris. Öğrenecek, amel edecek, öğretecek. Büyük adam arıyorsan, kim insanlara şeriatı öğretiyor, ayet hadis öğretiyor, vaaz-ı nasihat, irşat yapıyor? Azim odur.